Olaylar büyük bir şehirde özel bir üniversite yurdunda geçiyor. Bir erkek yurdu. Olayın kahramanları da taşra kökenli iki erkek öğrenci. Bu arkadaşlar yurtta 6 yataklı bir odaya veriliyorlar. Birisi F, diğeri de N. Hikayede onlardan böyle bahsedeceğim. F yaşça biraz büyük fakat üniversiteyi geç kazanmış. Bir yandan da çalışmış falan. Ama öğretmenlik okuyor. Ailenin kurtuluş reçetesi tipik. Okullar açılmış, birkaç hafta geçmiş. Geç kayıt olduğu için ne devlet yurdunda yer bulabilen ne de eve çıkabilen ne bu yurda yerleşiyor. F'nin de kaldığı odaya koyuyorlar onu. 6 kişilik yerde 7 oluyorlar. Homurdanmalar var ama taşla kökenli çocuklar. İkna ediliyorlar. Çocuğa yer yatağı yapılıyor. F ilk başlarda N'nin sürekli bir şeyler mırıldandığını fark ediyor. Rüyasında sayıklıyor diye düşünüyor, önemsemiyor. İkinci gece ise F bir sesle uyanıyor. N yer yatağında ayağa kalkmış, duvara doğru sinmiş. Sanki bir varlık karşısında korkuyor gibi. N kısık, korkulu ve yalvaran bir sesle "Hayır, yapma, ne olursun. Bırakın yakamı, gideyim." diyor. F hem korkuyor hem de anlam vermeye çalışıyor. Yatağından kalkıyor. Önce uyanık mı diye bakıyor. N tamamen uyanık. F dualar okumaya başlıyor. Besmelelerle N'ye yaklaşıyor. N F'ye minnettar gözle bakmaya başlıyor. F ürkütmeden yaklaşıyor. N sarılıp ağlıyor arkadaşına. Teşekkür ediyor. F tamam uyu artık. Dese de N pek bırakmaya niyetli değil. Gitme diye yalvarıyor. Bu arada diğerleri de uyanmış. Bazısı korkuyor, bazısı da ne bu gürültü modunda. N F'yi bırakmıyor. Gitme deyip duruyor. F ulan beraber mi yatacağız diyor. Bazısı gülüyor. N yine de bırakmıyor F'yi. N en son yer yatağını F'nin yatağının kenarına çekip elini yukarı uzatarak, elini tutarak uyumasını istiyor. İlerleyen günlerde aynı durum yaşanıyor. Kim dalga geçiyor, oğlum ne zaman düğün, yemekli mi olacak gibisine. Odadan iki tanesi de korkuyor bu durumdan ve odalarını değiştiriyorlar. Yurdun müdürü de F'ye, şuna biraz sahip çık, amcası nüfuzlu, senin aylık masrafını da azaltırız diyor. F buna sahip çıkıyor. Ne felsefe bölümü okuyor. Liseden beri dediğine göre buna musallat olmuşlar. İlerleyen günlerde bazı eşyaların yeri falan da değişiyor. Dalga geçenler de korkmaya başlıyor. Yine bir gece N'nin nöbeti tutuyor. Hayır diyor. Yapamam bunu. Günah. Çok günah. F kalkıyor. Ne oldu diyor. F diyor ki günaha çağırıyorlar beni N. Dua oku diyor. Oku. N okuyamam. Okursam çarpılırım. Yurdun banyo durumu da sıkıntılı. N uykuda rüyalandığı için dua okumaya da korkuyor. F elinden tutup banyoya doğru götürüyor. Bir yandan da söyleniyor. Tabi AMK cenabeti. Her gece nasıl uyuyorsan. N banyo WC kısmına yaklaşınca duruyor. Ben oraya gidemem diyor. F ısrar edince oradalar oradalar diye bağıra bağıra yurdu ayağa kaldırıyor. Millet ayaklanıyor. Bağırışların olduğu yere doluşuyor. Birden tüm ışıklar kapanıyor. Herkesin gözü önünde. Banyonun içinden önce bir su damlama sesi gidiyor. Şıp şıp. Herkes korku içinde. Sesi duymaya çalışanlar, korkanlar. Işıklar hala kapalı. Banyodan gelen seslerle değişiyor. Sanki birinin çeşmeleri açıp açıp kapatıyor. N bir çığlık atıyor ve bayılıyor. Öğrenciler hepsi karanlıkta sağa sola kaçışıyorlar. Ve yüksek sesle Felak, Nas surelerini okumaya başlıyorlar. Işıklar gidip geliyor yine. F ve N yurdun bekçisinin kapıyı açtırıp civardaki bir camiye gidiyorlar. N bahçedeki şadırvanda soyunup hızla gerekli abdesti alıyor. F duruma lanet ediyor. Gece vakti camide çıplak bir herifle bir gören olsa taşlayarak öldürürler bizi. Derdimizi anlatamayız diyorlar. Neyse ki korktukları başlarına gelmiyor o gün. Başka bir gün N, F olmadan yurda gidemediğinden okula beraber gidip geliyorlar. N birden duruyor.
Erkeninden bir akşamda sokak ortasında N yine birileriyle konuşmaya başlamış. F bunu hızla yurda götürüyor. Odada da sadece ikisi kalmış artık. Kimse kalamıyor odalarında. Geldiklerinde eşyaların yeri değişmiş, dolaplar dağılmış oluyor. Bekçi yemin billah ediyor. Giren olmadı diye. F'nin canını tak ediyor. Camiye götürüyor N'yi. İmama durumu arz ediyor. İmam başka bir hocaya gönderiyor. Öbür hoca güzelce bir muska yazıyor hemen. Çocuk da para bol bu arada. Ve diyor ki abdestsiz gezme. Bazı duaları da hazırlayıp F'ye veriyor. Odanın çeşitli yerlerini astıyor. F imamın dediklerini yapıyor. Bu arada N'nin ailesini arayıp durumun kötü olduğunu söylüyor. Ailesi alıp N'ye gidiyor. F tek kalmasın diye yanına bir iki kişi geliyor. Gizi bir ranzada, F bir ranzada tangır tungur seslerle uyanıyorlar bir gece. Boş olan ranza sallanıyor. F bir an ranzanın başında N'nin silüetini görüyor. Tik tik F'ye bakarak sallanmaya devam ediyor ranzayı. F, Felak ve Nas suresinin bilmum dualarını sesli okumaya başlayınca ranzanın sallanması duruyor ve sesler kesiliyor. F, N'yi gördünüz mü diye soruyor. Onlar da biri göründü sanki ama pek emin olamadık diyorlar. F, ben N'ye çok benzettim diyor ama benzettiğine ihtimal vermek istiyor. Ya da keşke gerçekten o olsaydı da kılığına giren eccinli olmasa keşke diye düşünüyor. Odada kalamıyorlar. Sabahı başka bir odada uyumadan Edip de ne pahasına olursa olsun yurttan çıkmayı kafaya koyuyorlar. Hemen o gün yurttan ayrılıp birkaç gün sonra ev tutuyorlar. Sabah F dayanamayıp N'nin annesini arıyor. Uzak bir memleketten. Annesi diyor ki N burada, gece hep başındaydım. Yıl boyunca odada kimse kalmıyor artık. F ve diğer ikisi de yurda hiç uğramıyorlar. Yeni evlerinde problem yaşamıyorlar bu manada. Bir daha birbirlerine ilgili cinli bir hikaye anlatmak bile istemiyorlar. Ama yurtta kalanlar yine birkaç şey yaşamışlar. Yurtta kalanlardan biri bir gece mutfak anahtarını aşırmış ve gece kayıntı yapmaya mutfağa inmiş. Tezgahta yıkanmamış bulaşıkların yanında bir mağlup görmüş. Ve birkaç kez de malum odadan değişik sesler duyulmuş. Eşyaların yerleri değişmiş. Yurdun müdürü bir hoca getirmiş odaya. Okumuş falan. Evet arkadaşlar, sizlerin de seslendirmemi istediğiniz hikayeniz varsa bana e-mail, Instagram yolundan atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi geceler.